Herkese merhabalar. Fatih Terim ile hele el hep beraber Tımarhaneye pardon hep beraber Avrupa'da zirveye çalıncımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gülüyorum arkadaşlar. Yine sinir bozucu bir haberle başladık. 8 Şubat 2027 transferin son günü geçtiğimiz videoda yine güçsüzleştiğimiz bir Ocak transfer dönemi geçirmiş ve Şampiyonlar Ligi kayıtlarını vermiştik. Ee, Salzburg'un 22 yaşındaki oyuncusu Oscar Guluk için bir transfer teklifi yaptım. Guluk ofansif orta saha rolünde ilk 11'de düzenli bir şekilde forma giyebilir. Katılıyorum. Ee, teklif de güzel. 18.25 milyon euroluk bir teklif arkadaşlar. Ee, Guluk iyi topçudur. E ofansif orta saha merkezde burada e gips White yerine oynayabilir. Ama ben bu adamı lig için ne yapayım? Yani <laughs> Ligde ben ne yapacağım? Oscar Guluk arkadaşlar açıkçası. Bilemiyorum. E profil fena değil. Biraz Süleyman Cebeci'yi andıran bir profil diyebiliriz ama... E, lig için anlamsız bir transfer, daha da sinirlerimizi bozan bir transfer gelişmesi açıkçası arkadaşlar. Bilmiyorum gelir mi gelmez mi? Transferin son günü yetişir mi belgeler? O konuda da şüphelerim var. Evet arkadaşlar, e, lig maçları da başlıyor şimdi. E, transfer gelişmesi, Gluk transferini bekliyoruz. E, olur mu olmaz mı bakacağız. E, aynı zamanda da Kasımpaşa maçına doğru yola çıkıyoruz. Oscar Galatasaray'da arkadaşlar 9 Şubat kaydı yaptık. Klik için kaydı yaptık. Transfer dönemi sona erdi. Son dakika transferi. İyi bir transfer. Bana kalırsa B negatif taraftardan mutlu. Tam potansiyeline çok yakın bir profil. 3,5 yıldız. Sezonluk 2,5 milyon euro veriyoruz. Hiç fena değil. İlk 11 oyuncusu olarak anlaşma sağlamışız. Ama işin boktan tarafı biz bu grubu Şampiyonlar Ligi'nde oynatamayacağız arkadaşlar. Yani işin leş tarafı o. Evet bu transferden sonra maddi durumumuz baya düşmüş durumda. 995 bin euroya düşmüş durumda. Maaş bütçemiz artı 22 milyon euro bunun ayarlamasını da Fatih Hoca yapıyor arkadaşlar. Maaş bütçemizi mesela transfer bütçesinden maaş bütçemizi aktarmış. Hiç dokunmuyorum ben buraları. Bu çok enteresan. 22 milyon euro maaş bütçemizde artı var. Genel durum 104 milyon euro e, borcumuz 111 milyon euro dostlar. Grup geldi. E, yani niye geldi bilmiyorum artık. Oynar ligde e, Kasımpaşa, Rize maçlarını oynatırız. Evet. Artık son maçlar. Kalbimizi kırmayalım hoca ile birbirimizin diyelim. ve Kasımpaşa maçına doğru yola çıkalım. Ali Samiyan'da Kasımpaşa'yı ağırlıyoruz. Meret, Onat, Yusufan, Debast, Fabinho, Emirhan, Yunus, Guluk, Yusuf, Cirimaldo ve Piccoli 11'ye çıkıyoruz. Gerçekten Oscar Guluk iyi transfer arkadaşlar bu arada. Hakkını yemeyelim ama bir esprisi yok. Neden bir esprisi yok? 11 numarayı verelim. Ah Şampiyonlar Ligi'nde oynatamayacağım. Zaten Türkiye Ligi'ni süpürmüşüm. Evet hadi bakalım. Vurduğumuz gol yediğimiz offside olsun diyoruz. Biz sağdayız. Ee, kazanmak, kazanmak istiyoruz arkadaşlar. Hayda çocuklar. Dakikalar 36. Aşamadık Kasımpaşa savunmasını. Bir kafa kaleci Johan Son. Oscar e, Gluk 7.2 ile gecenin en iyisi ilk maçında. Bu tabi mutluluk verici ama yani şampiyonlar ligine kaydetseydik şu adamı. Orada Abdülkadir ile oynayacağız ya. Onat, Yusufan. Dakika 37, Emirhan. Yusufan. Onat, Fabinho. Yusuf, Oscar gol pozisyonu attı. ilk maç ilk gol. İlk maç ilk gol. Gecenin de en iyisiydi şu ana kadar. İlk maçta da golü atıyor. Yusuf Yazıcı'nın asistinde Oscar Guluk atıyor. Ah be hoca. Yalnız Guluk için 6. sezon oynanır mı be? İyi topçu arkadaşlar. şu ana kadar beni heyecanlandıran Fatih Terim önderliğinde heyecanlandıran 2-3 transfer arasını yazarım şu challenge'da. Yusufan ve Guluk. 1-0 öndeyiz. Devam. Dekkalar 45. Anderson. Asım Paşa çıkacak. Daşner. Araya çok güzel girdi Yusufan. Bir geçiş hücumu şansı yakaladı Galatasaray'ın. Yusufan kendi götürdü. Yusuf içeriye savunma. Fabinho. Oscar Guluk 2-0 yapıyor. İlk maç 2 gol. Şov yapıyor Oscar Guluk. Vay anam vay. 2-0. Yusufan golde çok büyük pay sahibi bu arada. Bunun da altını çizelim. Fabinho ve Oscar Gluck. Evet ilk yarıda çok iyi oynamadık. Rakibin isabetli şutu yok. Hatta şut girişim yok. Gol beklentileri biz 11 şut altı isabet 1.31 gol beklentisi yarattık. Gluk'un performansı çok önemli tabii ki arkadaşlar. Devam. Evet 65. dakikadayız. Bir soyma odasına uğrayacağız. Bugünün kötüleri var arkadaşlar. Özellikle Yunus Akgün çok kötü. Bir Abdülkadir atalım. Javi Galan, Cirimaldo atalım. şarısı da Fabio'yu yerine koyalım. Ekittike'yi de alalım. Devam. Yusuf Han, dakika 69. Oscar. Yusuf. Yusuf. Ekitike. Javi Galan kaleci. Yusuf atak devam ediyor. İçeriye Emirhan vurdu 3-0 yaptı. Yine Gulluk'tan Yusuf'a çok iyi bir pas çıktı burada. Ah hocam şu transferi şampiyonlar ligini yetiştirseydin ya. İyi topçu. İyi topçu. 3-0 öndeyiz Kasımpaşa karşısında. Yusuf güzel çıkarttı. Emirhan sol ayak içiyle Topu filelere yolladı. 3-0. Dakikalar 90. Oscar Guluk. Ebas'ta gelmedi Charles. Yusuf. Yusuf içeriye girdi penaltıyı aldı Yusuf Yazıcı. Oscar atarsa hat-trick yapar. İlk maç hat-trick gelir mi Oscar Guluk? Bakalım. Evet. Hattrick geldi. İlk maç. ilk maçta Hattrick geliyor. Oscar Gülük. Ah hocam ah hocam. Yaktın bizi hocam ya. Şu adamı yetiştiremedin şampiyonlar ligi kayıtlarına ya. Ben ne yapayım abi. Ligde şov yapsan olur bana Kasımpaşa Ka maçında ya. Evet Ali Samiyan'da Gluk'un ilk maçında yıldızlaştığı ve hat-trick yaptığı maçta Kasımpaşa'yı 4-0'la geçtik. 30 şut 15 isabet, 3-31 gol beklentisi, 161 toplu oynama, Sadece bir isabet, şut 0.39 gol beklentileri var. E, Gluk 9.8, Yusuf, Yusuf Yazıcı 8.8, Emirhan 7.6, Yusufan 7-7, Debas 7.5 ve Meret 9-7.5 ile gecenin en iyileri arkadaşlar. Ama hakikaten Gluk'un Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak olmamız çok büyük bir dezavantaj. 21 maç 80 averaj ve 61 puandayız. En yakın rakibimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş 48 puanla bizi takip ediyorlar an itibariyle. Evet şimdi Rize maçına gideceğiz arkadaşlar. Rize maçı da önemli bir karşılaşma. Ligde artık puan kaybına tahammülümüz yok. Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki de rakibimizi de bekliyoruz. Üst üste 5 maçtır kazandık. Evet sizleri de fazla bekletmiyoruz ve Rize karşısında Ali Samiyen'deyiz. Ali Sami Rize karşısındayız. Jankat, Yusufan, Debas, Sasha Boy, Charles, Masengo, Gadan, Şeldrup, Abdülkadir, Mazurke ve Piccoli 11 ile çıkıyoruz. Onat cezası sebebiyle oynamıyor arkadaşlar. Biz de Jankat'ı oynatıyoruz mecburen. Türk kontenjanın sebebiyle. Evet kazanmak istiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Ee, en az yani ligi şampiyon olarak bitirmek istiyoruz. Ne diyelim arkadaşlar. Haydi bakalım. Vurduğumuz gol yedimiz offside olsun. Kar 28 Sasha Boy. Bu arada topa sahip olamadığımız bir karşılaşma izliyor, oynuyoruz. Çok şut attık. Çok pozisyon kaçırdık. Ama topa da sahip olmadık. Big goal, Charles. Şeldrup arada Maduike. Yine offside bayrağı. Yine offside bayrağı kalkıyor. Kaçmaya devam ediyor Hadi De Pozisyonlardan yararlanamıyoruz. Bu maçın sonu kötü. Gol geçerli. 1-0 evet gol geçerli. Şükürler olsun diyoruz. Sheldrup asist Maduike gol. Ve çok güzel bırakmış Maduike. Lase çok temiz. 20 şut. 4 isabet. 3.04 gol beklentisinden tek gol bulduk. %51 toplu oynadık. %86 pas isabeti. Rakibin isabeti şutu yok ve 0.06 gol beklentisi var. Devam. Tek kadar 54. Maduike. Penaltı. Evet penaltıyı kazandık. Piccoli yerde. Birazdan soyun odasına gidip değişiklikler yapacağız. Yani şu kuş şampiyonlar ligi kadrosuna yetiştirsek. Sheldrup Gulüp çok iyi bir merkezimiz olabilirdi ofansifte. orta sahada. Dakikalar 55. Rahatlamak istiyoruz. Bugün çok çok kaçırdık. Çok kaçırdık. Sheldrup harika bir penaltıyla farkı ikiye çıkartıyor. Bu sezon 8. golü Sheldrup'un. Çok iyi penaltı. 2-0. Abdülkadir Ömür. Çok güzel aldı Abdülkadir. Maduike. Sheldrup. Charles. Galan bomboş. Çok güzel bir hücum. Javi Galan ve gol attırdı golü. Pikkoli attırdı golü. Farkı 3'e çıkarttık. Javi Galan asist. Pikkoli gol. Kötü gününde golle tanışıyor. Roberto Pikkoli. 3-0. Burada Şeldrup Charles'ın pası da çok iyi boşluğa. Çok iyi kontrol. İyi orta bomboş pozisyonda topu filelere yolluyor. Piccoli. Evet soyma odasına da gidelim arkadaşlar. Ee, ne yapak ne yapak ne yapak. Yusuf Yazıcı atak. Ekitiki atak. Uluk atak. Ee, ve Emirhan atak. Hadi bakalım devam. Javi Galan. Bugün e, Sasha Boy ve Devast'ın De performansları çok iyi diyecektim. Sasha Boy golünü atıyor. Hoş geldin Sasha. Hoş geldin aslan. 4-0. Yalnız Javi Galan 8.9'da oynuyor. E, Cimaraldu bu performans kesebilir valla. Sol kanat oynatıyoruz onu ama çok iyi oynuyor. Şimdi tehlikeli geliyor Rizespor sağ taraftan. Bundu. Orta Debast. Maduike. Debast iyi oynadı bugün. Evet. Yusuf İki tike kaçtı gluk gol pozisyonunda. Oscar Gluk içeriye çok iyi pas Yusuf yalnızdı ya. Oğlum biz bu adamı Şampiyonlar Ligi'nde nasıl oynatamıyoruz ya? Ah be hoca ben bu adam için 6. sezon oynayabilirim. Müthiş oynarız. Ya bu pas inanılmaz bir pas. Resmen Süleyman Cebeci stal ya. Çok iyi pas. Bak herkes kaleye vurur. Çok iyi çıkartmış. Yusuf'u kale içine sokmuş. 5-0 öndeyiz. Rize karşısında 5-0 öndeyiz. Evet arkadaşlar 5-0 kazandık. Maduike, İke penaltı pik golü Saşa ve Yusuf Yazıcı golleri 35 şut 13 isabet 5.88 gol beklentisi. Müthiş bir gol rakamı az gol bulduk. İsabet düştü yok Rize'nin 0-15 gol beklentisi var. Gecenin yıldızı Javi Galan 9.6 ile oynadı. Şeldrup 8.2, Masengo 7.5, Oscar Guluk 7.7, Maduike 7.7, Debast 7.9 ve Sasha Boy 8.7. Evet Debast ve Sasha Boy'un performansları hakikaten bizi mutlu etti diyebiliriz arkadaşlar. Böylecelikle 22 maç 85 averaj ve 64 puanla lideriz en yakın rakibimiz Beşiktaş 51 Fenerbahçe 48 puanda. Ve şampiyonlar liginde de rakibimizi bekliyoruz arkadaşlar aynı zamanda son 16 turunda umarım iyi bir kura çekeriz. Valla Javi Galan şaşırtıcı derecede ofansif orta sağ sol kanatta çok iyi oynuyor 10 asisti var 7-74 ile oynuyor ben bu, bu herifi oynatacağım ben ya orta yapması çok iyi. Bizi kendi daha iyi Cirimaldo'ya göre. Evet arkadaşlar şimdi nereye gidiyoruz? İskenderun Spor deplasmanına gidiyoruz. İskenderun Spor karşısında ilk 11'imiz Meret, Onat, Yusufan, Sasha Boy, Fabinho, Masengo, Cirimaldo, Sheldrup, Guluk, Yunus ve Ekitike. Sheldrup ve Guluk'u ilk defa beraber oynatıyoruz. Arkadaşlar bakalım verim alabilecek miyiz bu ikiliden merak ediyoruz. Evet kazanmak istiyoruz. Kazanma serimizi devam ettirmek istiyoruz. Ee, i̇yi oynuyoruz. İyi oynuyoruz. Biraz oyunu toparladık ama şu kulübü şampiyonlar ligini yetiştirememek çok büyük handikap oldu. Haydi bakalım. Vurduğumuz gol yediğimiz offside olsun. Dekkalar 11. Sasha Bor, Yunus. Masengo. Sasha. Yunus. Masengo. Şadrup. Ekitike. Ekitike. Çok iyi bir fırsat. Kaleci ve korner. Ekitike ile gole çok yaklaştı Galatasaray'ımız. Yunus. Savunma. Dekkalar 13. Dukko. Savunma arkasına doğru Saşa. Saşa Boy ve Debast'ın son maç performansları çok iyiydi gerçekten. Ben Yusufan'ın yerine Debast'ı kullanabilirim Şampiyonlar Ligi'nde. Şimdi Ekitike'nin önüne Ekitike gole gidiyor attı 1-0. 1-0 Yunus Akgün asist Ekitike gol. Ee, Yusufan biraz kısa arkadaşlar. Debast daha fizikli özellikle hava toplarında. Karşıdan gelen toplarda karşılama anlamında Debas daha avantajlı. Yani Şampiyonlar Ligi'nde Onat, Debas ve Sasha Boy ile çıkacağız muhtemelen. Yani şu Gulluk'u da yetiştirebilseydik. 1-0. Dakikalar 20. Yusuf Karagöz. Sufan, Cirimaldo, Onat. Savunmadan çıkıyor Galatasaray'ımız. Yusufan. Jöleli saçlarıyla. Yine driplinkte Masengo, Oscar, Ekitike, Yunus Akgün. Çok güzel ucum arkadaşlar. Ekitike bir gol bir asist, Yunus Akgün bir gol bir asist. 2-0. Dikine taka. 2-0. Çok güzel. yalnız Yusuf da dribling özelliği çok iyi. Rakip yara alanı topu bir anda taşıyabiliyor. Ama tabii bir top kaybı o bölgede. Yani Bağlı yapaklar. 2-0. 33. Onat. Sasha Boy. Masengo. Oscar Guluk. Yine attı. Oğlum biz bu adamı. Oğlum ben bu adamı. Vallahi gençler bir karar aşamasında olacağız. Yani 6. sezon oynayabiliriz. Şöyle Fatih Terim'in yerine gerçekten iyi bir futbol direktörüyle 1-2 sezon daha oynayabiliriz. Bilmiyorum. Ben Oscar Guluk hayranı oldum ya şu ana kadar. kadar 34. Skor 3-0. Çok rahat bir Galatasaray. Üstün bir oyun. İyi bireysel performanslarla skoru aldık arkadaşlar. İskender Spor keşke sahaya çıkmasaydık diyor an itibariyle. Tukko. Savunma arkasına dur. Bak Yusufan bunları kaçırıyor işte. Yusufan bunları kaçırıyor. 3-1. Tam dediğim olay. Biraz önce dediğim olay. Yusufan kısa boylu olduğu için burayı bantlar alamıyor. Debas daha iyi orada. 3-1 oldu arkadaşlar. Ne yazık ki gole engel olamadık. Bakın Yusufan. Saçları da jöleli ondan da herhalde. Kayıyor. Toplar kayıyor. Bu arada Cirmal çok kötü. Evet rahat bir ilk yarı çıkarttık. Bir pozisyon verdik. Onda da golü yedik arkadaşlar. 0-61 gol beklentisi var İskenderun Spor'un. Biz 15 7 isabet. 2-19 gol beklentisi. %73 toplu oynamadan 3 gol çıkarttık. Devam. Javi Galan formayı alacak gibi gözüküyor Cirmal'dan. E, evet, soyunma odasındayız. Biraz oyuncu değiştireceğiz. Cirim yerine, yani Javi Galan'ı alacağım arkadaşlar. Emirhan'ı Mesengo yerine koyalım. Abdülkadir Ömür'ü değil ama şey alalım. Yusuf yazıcıyı alalım. Ee, devam. Yusufan iyi oynamıyor bugün. Devam. 82. dakika. Dukko. Çok iyi oynamadık bugün. İlk yarıda çok iyiydik ama ikinci yarıda çok üretemedik. Miranda. 3-2 oluyor. Onur Toprak attı. Onat, onat, onat. Yani ikinci yarı iyi değildik dedik. İyi değiliz yani. Meret'te yani. 3-2. Iki. Evet ikinci yarı biraz pozisyon verdik. 3-2 kazanıyoruz. Ama sorunlar var. 2-69 gol beklensin. %67 toplu oynama. Ekitike, Tike, Akgün, Gluk golleri. Gluk çok iyi oynuyor arkadaşlar. Bir şey diyemiyorum. Rakibin 1.12 gol beklentisi vermemiz ise sıkıntıydı. Yunus Akgün 8.2, Gluk 7.6, Ekitike 7.8, Masengo 7.4, Fabinho 7.3 ile oynadılar. Kazandık ama 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 ama. Evet Şampiyonlar Ligi'nin son 16'dur. Rakibimizi de bekliyoruz. 23 maç 67 puandayız. En yakın rakibimiz Beşiktaş 51, Trabzon 49, Fenerbahçe 48 puanda. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eksik maçları var. Evet artık Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimizi bekliyoruz arkadaşlar. Tamamıyla odak noktamız orası olmuş durumda. Ee, şimdi Samsun Spor maçına götürüyorum sizleri. Samsun Spor maçına gittiğimizde zaten rakibimiz belli olacak. Samsun maçından sonra Şampiyonlar Ligi son 16 tur maçlarını beraber oynayacağız. Evet Samsun yolculuğu başlıyor. Ali Samiyan'la Samsun Spor karşısındayız. Şampiyonlar Ligi'nde arkadaşlar Chelsea ile e, eşleştik. Birazdan Türkiye Okupası maçı oynayacağız bundan sonra. O maçı ben oynayacağım. Sonucunu göstereceğim. Bu maçtan sonra Chelsea maçını beraber oynayacağız yine. Evet ilk 11 Samsun maçında Jankat, Yusufan, Debas, Saçaboy, Charles, Masemgo, Madu, Abdülkadir, Şerdül, Galan ve Piccoli şeklinde e, Chelsea Bilemiyorum ya. Yani, yorum yapamıyorum. Yorum yapamıyorum. Umarım bir sakatlık vermeyiz bu karşılaşmada. Haydi çocuklar. Ne kadar? 8. Araya giremedik. Charles şimdi girdi araya. Çıkart onu. Bekle. Çevreni dön. Dön dön. Dön. Yusuf Han. Parlayan saçlarını osurayım Yusuf Han ya. Çok acayip agresif bir oyuncu ama bazen çok ciddi de hatalar yapıyor savunmada. Yer kaybı. Yusuf Han. Javi Galan. Vallahi Javi Galan bu maçta iyi oynarsa Cirmal Döne Chelsea Deplasman'da oynar. Harika pas attı be. Yine asisti yaptı. Masengo'dan bu sezon 3. gol. Evet Javi Galan Chelsea deplasmanında ilk 11'de olacak arkadaşlar. Yani çok daha çok ilginç. Cirmaldo'dan çok daha iyi bir performansı var. Ofansif orta sağ sol kanatta. Çok iyi pas. 11. asisti oldu lan herifin. 11 asist Javi Galan'da. Tekrar 12. Nurullah. Uzun bir top. Karşıladık. Bir gol indirdi. Abdülkadir aldı. Valla Abdülkadir'in de iyi oynamasını bekleyeceğiz. Ofansif orta sahada Chelsea deplasmanında yapacak bir şey yok. Debast. Masengo. Offside galiba. Offside yoksa çok iyi bir pas. Tertemiz bir gol vuruşu ama galiba offside. Gol geçerli 2-0. Çok iyi pas. Masengo bir gol bir asist ve Sheldrup'tan 9. gol. Tertemiz bitirdi. Tertemiz bitirdi. Bakın Masengo. Ştık. Tertemiz bir gol vuruşu. 2-0 öndeyiz Samsun karşısında Ali Sami Yen'de. Dakikalar 14. Çok etkiliyiz bu arada. Abdülkadir. Ona güveniyoruz. 5. golü. 3-0. Dakika 14. Evet çok iyi bir maç başlangıcı yaptık arkadaşlar. Çok etkiliyiz. Ee, enteresan bir spor çıkabilir. Müthiş bir gol yalnız. Müthiş vurmuş Abdülkadir. 3-0. Yusufan, Jankat Reis, Sasha Boy. Oğlum Jankat'la oynuyoruz yine ya. Döndük dolaştık Jankat'a geldik ya. goli Maduike. vallahi Maduike de hiç etkili olamadı. Çok iyi pas. Gol pozisyonu bir var incelemesi olacak. Masengo'dan pas geldi yine. Bakalım. Olmayabilir offside arkadaşlar. Gol geçerli. 4-0 dakika 22. Evet bu maç enteresan bir noktaya gidebilir. E, gol rekorumuzu da kıracağız gibi gözüküyor bu sezon. Ligde. 10. golünü attı. Masengo'dan 1 gol 2 asist. 4-0. Dakikalar 42. Emre. Savunma çıkarttı. Jean Catrice. Yusufan. Uzun bir top. Abdülkadir Ömür'den bıçaktı. Madu İke'den güzel hareket. Abdülkadir. Pikolye. Offside yok Hakem. Okay. Abdülkadir 1 gol 1 asist. 5-0. Ve senedirinci nokta Masengo. Javi Javigalan, Abdülkadir. Pikoli her türlü atıyor zaten. 5-0 öndeyiz. Abdülkadir bir gol bir asist. 27. golünü attı Pikoli bu sezon. İşte Maduike. Abdülkadir çok iyi bırakıyor aradan. Pikoli. 5-0. Maduike iyi değil. Dekkalar 44. Şeldrup. Bir kafa. Pikoli 6-0. Enteresan bir noktaya gidiyor bu maç. Dedim ben size. Çok büyük bir baskı var. Ben artık maçların hepsini göstermiyorum size editliyorum. Müthiş bir baskı var. Ben izliyorum da ki editliyorum çok uzun sürmesin diye videolar. Piccoli. 6-0 oldu arkadaşlar. Dakika 44. Dakikalar 49. Maldonado. Bomboş kaldı. Loco. Maldonado. Bormut. Emre. Melih Kabasa ilk defa bu kadar e, yerleşik hücum ediyor Samsun Spor. Şimdi uzun top geldi ama Yusufan karşıda Javi Galan gecenin iyilerinden 8.1 ile oynuyor. Javi Galan götürüyor yine. Çok iyi kullanıyor abi. Çok da iyi orta. Çok da iyi orta Javi Galan'dan. Müthiş bir orta. 7-0 dakika 50. Çok iyi orta. Müthiş orta. Yani Harika. 7-0 öndeyiz. Sheldrup dakikalar 55. Sheldrup da atıyor Frikik'ten. Bu maç enteresan bir noktaya gidiyor. 8-0. 2 Frikik golümüz de var. Abdülkadir ve Sheldrup'tan. Pik gol Javi Galan, Abdülkadir ve Masengo. 9 performans puanını geçen oyuncularımız. Müthiş vurmuş ya. E soyma odasına bu atak öncesi gidelim arkadaşlar. Yusuf Yazıcı'yı atalım. Ekitike'yi atalım. Gluk'u atalım. Hmm. Bir de Yunus Akgün'ü atalım. Devam. 75. dakika. Yunus Akgün. Orta. Ekitike. 27. gol. 9-0. Evet çift taneli farka doğru gidiyoruz. 9-0 öndeyiz Samsun Spor karşısında Ali Sami Yen'de. Tabii Chelsea maçı öncesi bu bir, bir hani moral olarak bize yansır ama çok da şey yapmamamız lazım. Bambaşka seviyeler. 77 Yunus Akgün. Oscar Gluck, Yunus Akgün, Charles, Sasha sekti. içeride Santos bir geçiş hücumu şansı ama Yusufhan <laughs> Charles dakika 78. Masengo. Savunma arkasına doğru Nurullah. Evet 78. dakika içindeyiz. Bakalım çift tane skora ulaşacak mıyız? Nurullah'tan uzun bir de gaz. Saşa karşıladı Yunus Akbün'den Oscar. Yusuf. Javi Galan. Javi Galan. 2-2 ve 10-0. Javi Galan asist 2-2 gol 10-0. Javi Galan. Ben müthiş oynuyor arkadaşlar. Yani ancak bir hoca yani ben Deniz bir oyuncudan bu kadar verim alır mevkisi dışında. Müthiş. Ekitike. ke. da koli geçecek gibi yedek santrafor ama gol sayıları neredeyse aynı. 10-0. Dakika 90. E, Türkiye Kupası'nda birazdan Eyüp Spor karşılaşmasının sonucunu göstereceğim size ben oynayıp arkadaşlar. Ondan sonra Chelsea maçı var. Çeyrek final maçında Türkiye Kupası'nda komple rotasyon yapacağız derken Javi Galan attı 11-0. Saça Boyasiz bu adam felaket oynuyor. Felaket bir performans. Saşadan asist dakika 90. Gelişine sol ayakla üf. Oğlum bu ne lan? 11-0. Müthiş bir oyun. 11-0 kazanıyoruz arkadaşlar. Oyun da çok iyiydi. Rakibin sadece 0.03 gol beklentisi bir isabetli şutu var. 42 şut, 20 isabet, 6.4 gol beklentisi. E, %66 toplu oynadık. E, Masengo Çeldrup 3, Abdülkadir Piccoli 3, Ekitike 2 ve Javi Galan golleri ama bence maçın yıldızı Javi Galan'da 10 performans puanı, 1 gol 3 asistle oynadı. Çeldrup 10, Piccoli 9.8, Mesengo 9.7, Sasha Boy 9.1, Charles 8.1, Abdülkadir 8.8. İnanılmaz bir Javi Galan performansı izliyoruz. Et evet, kolları yukarı kaldırdık. Müthiş bir zafer. 11-0'lık bir galibiyet aldık Samsun karşısında. 24 maç, 97 averaj ve 70 puanla ligin zirvesinde Galatasaray'ımız. En yakın rakibimiz Beşiktaş 57, Trabzon 52 puanda dostlar. Şimdi Türkiye Kupası maçı olacak. Allah'tan bir e, sakatlık da yaşamadık. Valla Galan hakkında enteresan arkadaşlar. Bir şey diyemiyorum. 2 e, gol, 13 asist, 7.81 ile oynuyor. 32 yaşında bu adam üst üste 8. maçımızda kazandık. Evet şimdi artık kadroyu dinlendireceğiz. Şöyle 2 gün çakalım dinlenmeyi. Evet arkadaşlar Chelsea maç öncesi bir maç son maç Eyüp Spor maçı. Ben o maçı oynayacağım. Sonucunu size sunacağım. Sizlerle Chelsea maçına siz Londra yolculuğuna başlayın. Ben bir Eyüp'e uğrayıp Londra'ya geliyorum hemen. Chelsea maçı bu maçı yani Samsun maçı çok kıstas değil. Chelsea sıkıntılı sıkıntılı bu takımda sıkıntılı arkadaşlar. Stamford işte Chelsea karşısındayız. Son 16 turu ilk karşılaşma arkadaşlar. Eyüp çeyrek finalde 4 1le geçtik ama maçtan ziyade Cirmaldo'nun sakatlığıyla sarsıldık. Cirmaldo arkadaşlar 2-4 ay sahalardan uzak kaldı. Sezonu kapadı. Kiralık hamle zaten. Ee, bunun dışında bu karşılaşmada e, yedekte kalecimiz yok. Atınç varlı diye bir kaleciyle çıkıyoruz. Allah yardımcımız olsun. İlk 11. Meret, Onat, Debas, Saşa, Boymaz, Sengo, Fabinho, Galan, Şerdrup, Abdülkadir, Maduike ve Pikkoli şeklinde vurduğumuz gol yediğimiz offside olsun diyeceğiz. Tedirginiz arkadaşlar. Tedirginiz. E, Mendy, James, Ibanez, Colville, Guardiola, Benacer, Fernandes, Bryce Mendes, Mount Sterling ve Haverson bir de çıkıyor. Graham Potter'ın Chelsea'si. Haydi bakalım çocuklar. Haydi sizdeyiz aslanlar. Dakikalar 3. Benacer. Debast. Ibanez, Colville. Colville. Şeriye Sasha. Masengo, Maduike, Sasha, Devast, Sasha Boy, prese dikkat. Maduike. Maduike kaldır kafanı oğlum ya. Allah seni bildiği gibi yapsın Maduike ya. Eski takımına karşı oynamıyorsun tabii. Şimdi aldık topu Javi Galan. Javi Galan geliyor. İçeriye Maduike. Javi Galan yine asist. Ne oynuyorsun oğlum sen? Nasıl bir asist özelliği bu ya? 1-0 önde Stanford 1 işte 4. dakika. Çok iyi pres, hızlı oyun. iyi orta ve Maduike. Kafayla atıyor. 1-0. 34 Fabinho, Javi Galan. Aradan geçmedi Enzo. E ee, çok pozisyona giremedik ama pozisyon da vermedik. 1-0 öndeyiz. Şimdi Debas'la geliyoruz. Piccoli, Abdülkadir Ömür. Masengo, Masengo! 2-0, 2-0. Nereden geçti o top? Dakika 34, 2-0. 2-0. Ya hocam, tüm engellemelere rağmen. Piccoli, Abdülkadir çok kötü oynuyordu. Çok iyi gördü koşu onu. Masengo nereden geçirdi topu? 2-0. Of! Dakikalar 41. Meret. Onat. Onat. Maduike alamadı. Sterling. Yani Onat. Aptalca bir pas attı. Maduike. Sasha Boy. Şişirmeyin abi. At Fabinho'ya. Tam bu maçların adamı. Hangi, o kadar para veriyoruz. Bu maçta tecrübesini konuştursun. Fabinho. Şeldrup. Koli. Masengo. Abdülkadir. Oh! Direkten dışarı Abdülkadir. Guardiol. Guardiol. Maduike. Aferin lan. Debast, Maduike, tamam aferin dedik gitme, 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 çek, he, sakin, oğlum atmayın şu Maduike'yi, kaptıracak geçiş yiyeceğiz ya, Debast, dakikalar 44 arkadaşlar, Arapası çok kötü, şimdi Bryce Mendes, yani çık, yani devrenin sonunda saçma sapan ya, öf, devrenin sonunda olmaz bu ya, 2-1 dakika 45, ya Meret, sen de üstüne geliyor ya Evet ilk yarı bitti Altına bakarsanız şutlarda daha fazla denedik isabet düştüğümüz daha fazla ama XG anlamında rakip daha üstün 0.78'e 0.84 ama İngiltere'de Normal arkadaşlar bu kadroyla ilk yarıda 2-1 öndeyiz an itibariyle Hadi bakalım Devam Dekadar 48, Debast Fabinho, Debast Masengo, Sasha Aradan, Maduike, Yerden, olmadı, olmadı, Mendy dakika 48, Colville, Enzo, Maduike araya girdi, Abdülkadir, Piccoli, Maduike, Maduike eski takımından intikam alıyor, 3-1, O ön alandaki şok biresinin etkisi, direkt bu gol, direkt bu gol şok biresi yazar, 3-1 öndeyiz, Stamford bir işte, Enzo işte Maduike. Abdülkadir tek top. Piccoli çok iyi görüyor. Ve Maduike de köşeye harika bırakıyor. 3-1 bu maç için yaşamış. Evet soyma odasına bir gidelim. Geliyor Chelsea arkadaşlar çünkü. Ama orta sayı kimi alacağız ki? Charles'ı alalım. Yok abi yok. Adam yok. Adam yok. Yani. Adam yok işte. Onun dışında Zebas kötü. Zebas yerine bir Yusuf'an atsak mı ya? Devam yani devam. 60. Onat. Debast. Meret. Maduke. Solda Javi Galan. Hadi oğlum benim. Javi. Javi girdi. Orta. Kol bir Ve Abdülkadir Ömür. 4-1. Stanford bir işte Galatasaray şov. Fatih Hoca yedek kulübesine koşuyor ama kimse yüzüne bakmıyor. Bitirdin bizi. Şu takımla Javi Galan'la Abdülkadir Ömür'le iş yapmaya çalışıyoruz. 4-1 öndeyiz. 81. dakika Debast bugün kötü oynadı arkadaşlar savunmamızda. Charles, Debast, Fabinho. Javi Galana doğru Gusto, Mendy Şimdi reboundlar önemli. Ne olur ne olur. be Abi bu topu aldırtmayın işte ya. Ya bu topu aldırtmayın abi ya. Aldırtma Fabinho. O topu aldırtmayacak savunma abi. Onat'la Zebast. Hiç olmadılar. Hiç uyumlu olmadılar ya. Atacağız Yusuf'a'nı. Tehlike geçmiş değil. Dışarıya dışarıya. Evet pozisyon verdik. Dakikalar 90 artı 1. Chilwell, Colville. Evet kazanıyoruz. Buradan 3 dakikada 4 gol yemeyiz diye düşünüyorum arkadaşlar ama savunma anlamında biraz sıkıntımız var. Meret'ten çok kritik kurtarış. Yani rakibe pozisyon verdik. Fabinho'nun çizgiden çıkarttığı top. Burada Meret'in kurtarışı. Ama hücumda da Maduike ve Piccoli önderliğinde çok iyi bir performansla sergiledik. Evet çok iyi bir hücum performansı. 20 şut 11 isabet 2.45 gol beklentisi. Buraya kadar hiç sıkıntı yok. Goller Maduike 2, Masengo ve Abdülkadir'den. Maduike 8.7 maçın adamı Abdülkadir 7.9, Piccoli 8.1, Masengo 7.7 ve Sasha Boy 7 7.6 ama savunmada aksadık arkadaşlar. 2.33 gol beklentisinden tek gol yemek biraz futbol şansı. Boy Debas ve Onat özellikle Debas çok aksadığını söyleyebiliriz. Yine de deplasmandan çeyrek final için müthiş bir avantajlı skoru almış bulunmaktayız. Et kolları yukarı kaldıralım. İnanılmaz bir zafer diyelim. Yani Javi Galan'la, ile bu kadar arkadaşlar. Evet devam edeceğiz. Rövanş maçını da oynayacağız. Birazdan Maduike'yi özellikle tebrik etmemiz gerekiyor. İki golle geceye damga vurdu. Onat ve Charles ve Debas. Of savunmam çöktü. Debas, Charles ve Onat rövanş maçında oynayamayacaklar. Şöyle hemen antrenman verelim. İki gün. Ee, ve evet şimdi Chelsea maçı öncesi son karşılaşma. Kendi sahamızda Sivas Spor'u arıyoruz. Misamiyende Sivas ağırlıyoruz. Meret, Onat, Yusufan, Van Bissakka, Charles, Emirhan, Galan, Yusuf, Gluk, Yunus ve Ekitike 11 ile çıkıyoruz. Rotasyon var. Şimdi önümüzdeki maçta hem Debast hem de Onut yok. Savunma attığımız Van Bissakka, Sasha Boy ve Yusufan'dan oluşacak. Rovanş'ta. Hadi bakalım. Dakikalar 43. Robles. Oscar, Yusufan, Onat, Javi Galan, Onat, Charles, Emirhan. Kötü bir pası. Evet aşamadık Sivas duvarını. Çok şut denememiz var. Topa sahip olan bir Galatasaray var ama aşamadık. Meret, Bambisakka, Emirhan, Yusuf. Aradan iki tikeye doğru biraz hızlı bir top. Yine uzun top ribantlar önemli aldık. Yusuf. Yunus Akgün'e doğru geçmedi. Yusuf. Javi Galan. Charles. Oscar Guluk'tan müthiş bir gol. Müthiş bir gol atıyor. 1-0. Oscar Guluk harika bir gol. Sezonun en güzel 5 golü arasına sokarım. Müthiş bir gol. Ah be hocam ya. Ah be nasıl bu adamı Şampiyonlar Ligi'ne kayıt ettirmedin? Müthiş vurdu müthiş. Oscar Guluk. 1-0 öndeyiz Sivas karşısında Ali Samiyen'de. Evet aslına bakarsanız çok denedik. 16 şut 5 isabet 1.40 gol beklentisi %70 toplu oynama. Rakibin 2 isabet şutu ve 0.04 gol beklentisi var ama tek gol attık. Müthiş bir gol attık. Devam. Dekkalar 53. Robles. Çıkarttık. Yusuf. Javi Galan'a doğru gelmedi. Gutas. Gutas hala oynuyor mu ya? Henry evet orada boşluk. Boşluk Van Bissaka, Charles. Van ile biz Chelsea karşısında ne yapacağız ya? Evet Yunus'a çok iyi pas. Yunus Akgün. Yusuf. Javi Galan. 3-0. 2-0 yapıyor. Müthiş oynuyor. Multi videonun adamı. Gulukla Javi Galan. 2-0. Yani bir sol bek oyuncusundan bir ofansif orta sağ, sağ kanat nasıl yaratılırın dersini aldık. Yusuf çok iyi bırakmış. Çok iyi destek ve gerçekten iyi bir vuruş. Zor pozisyonda iyi vurmuş. Javi Galan 2-0. Dakikalar 88. Javi Galan. Bugün Ekitike 6.2 ile oynadı. biraz formda olsa çok daha farklı bir skor çıkabilirdi. Şimdi Sivas ilk defa az adamla yakaladı bizi bu kadar. Juan Felipe. Butas. Juan Felipe. Geçmedi. Charles. Araya girdik. Yusuf bir geçiş hücumu. 2-0'lık üstünlüğümüz var. Yusuf. Charles. Ekitike. Artık bunu atarsın. Direkten döndü. Neler kaçırdı bugün Ekitike neler. Neler kaçtı neler. Evet çok daha fazlası da olabilirdi. 2 2 6.3 ile çok fena bir golcü performans. Çok kaçırdı. 32 şut 10 isabet 3.01 gol beklentisinden Gulukun harika ve Javi Galan golleri fırsat vermedik. 0.06 gol beklentisi. Charles 8 buçukla maçın adamı ama e, Galan 8.3, Guluk 7.8, Yusufan 7.9 ve Van 7.7 ile oynadı arkadaşlar. Evet ligde artık adım adım şampiyonlar gidiyoruz. 5 sene üst üste şampiyonlar çok yakınız diyebilir miyim? 25, 25 maç 99 averaj ve 73 puan. Beşiktaş 60, Trabzon 53 puanda 13 puanlık bir avantajımız var. Masada 9 maç yani 27 puan var arkadaşlar. Evet şimdi şimdi kritik bir karşılaşmaya daha gideceğiz. Charles'ı da tebrik edelim. Chelsea ile rövanş maçına çıkıyoruz arkadaşlar. Chelsea ile 4 gün sonra yine şöyle bir kadroyu bir cezalılar var. Cirimaldo yok bu biraz bizim başımızı ağrıtabilir. Ama 4-1 çok ciddi bir avantaj. Ali Samiyan'da bu avantajı kaptırmamamız lazım. Chelsea maçına gidiyoruz. 4-1'in romanınca Chelsea karşısında sıkıntılar var arkadaşlar. Debas cezalı, Cirim sakat Charles cezalı, Gluck, Jankat onlar lisans kaydı yok. Sadece 5 yedekte çıkıyoruz. Biri genç bir kaleci. İşin kötü kısmı hem Maduike hem de Fabinho da sarı kart sınırında. Evet, Meret, Boy, Yusufan, Van Bissakka, Fabinho, Masengo, Maduike, Abdülkadir, Sheldrup, Galan ve Piccolo ile çıkıyoruz. Ne olursa olsun 4-1'in avantajında kendi sahamızda Chelsea'ye turu verirsek bana yazar arkadaşlar. Fatih Hoca ile ilgisi yok açıkçası. İlk galibiyet nasıl bana yazdıysa buradan bu skorla yenilirsek de bana yazar. Haydi bakalım. Dakikalar 4. Sheldrup. Savunma çıkartıyor. Fabinho. Abdülkadir Ömür. Van Bissakka. Fabinho. Fabinho sarı kart görme. Van Bisakka ihtiyacımız var abi. Sufan çok da çok daraldık. Çok daraldık. Genişletin Piccoli, Shadrup, İpas, pas Maduike içeriye Abdülkadir. Abdülkadir. 1-0 dakika 4. Ab Maduike Chelsea'ye karşı kaldırdı adeta eski takımına. İntikam peşinde. Maduike intikam alıyor. Yalnız Shadrup'um ne güzel pas attın ya. İşte Maduike, Abdülkadir. Aferin Mende. Severiz seni Mende. 1-0 total 5-1. Dakikalar 15. Abdülkadir. Şadrup. Maduike iyi çıktık. Abdülkadir önüne aldı cezası sahasına girdi. Abdülkadir Mendi. İyi atak. İyi atak Mendi de kalıyor. Evet Ali Samiyen'de ilk yarıda 1-0 öndeyiz. Çok iyi oynadığımızı söyleyemeyeceğim. Maçın başında bulduğumuz gol. 0 57ye 0 41 gol beklentisi üstünümüz var. Rakibin 9 şut denemesi var ama verimli şut olmadı. %61 de topla oynuyoruz. E, Piccoli kötü arkadaşlar. Bir ekitik hamlesi yapabiliriz ilerleyen dakikalarda. Hadi bakalım devam. 55. Chris James. Mason Mount. İçeriye doğru. Meret çıktı aldı. Evet sakin biraz sakin. Pikkoli'yi çıkartacağız. Sheldrup kötü. Javi Galan kötü ama yedekte alacak adam da yok. Sasha Boy. Javi Galan. Abdülkadir. Maduike kaçtı. Maduike offside. Offside yok. Yok yok yok. 3-2-0. O değil ya offside. Piccoli offside. Takem. Neyse devam. Evet 65'e geldik. Piccoli yerine bir etkili alalım. Fabinho sarı kart görmedi. Çıkartalım Fabinho'yu. Emirhan'ı atalım şuraya. Birazcık da tempoyu düşürelim arkadaşlar. Tempoyu da düşürelim. Onun haricinde Sheldrup çok kötü. Bir Yusuf Yazıcı hamlesi oraya yapalım. Bir de Yusuf Yazıcı'yı oraya atalım. Devam. Hadi bakalım. Evet Maduike sakatlandı. Yunus gün attık. Hadi bakalım. Buyurun cenaze namazını. Maduike gitti. Evet çok mu iyi oynadık? Hayır arkadaşlar. 0.99 gol beklentimiz var ama çok iyi savunma yaptık. Sadece 0.49'u gol beklentisine tuttuk. Chelsea bu kadar eksik kadroyla ve 1-0 totalde 5 birlik skorla çeyrek final adımızı yazdırdık. Maduike'de sakatlık var. Bu başımıza artabilir. Bambi Sakka 7.6, Yusufan 7.3, Abdülkadir 7.3, Maduike 7.7 ve Fabinho 7.2 ile geceye damga vurdular. Evet, totalde yine 5-1'lik skor. Çeyrek finalde Galatasaray'ımız diğer maçla mesela Arsenal'de çeyrek finale çıkmış. Şimdi Maduike'ye bakacağız. 6-7 hafta geçmiş olsun arkadaşlar. 6-7 hafta sıçtık. Sıçtık. Sıçtık ya. Evet arkadaşlar güzel gidiyoruz. Bu videonun sonuna geldik. Chelsea'ye dedik. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeyiz. Önümüzdeki videoda da Şampiyonlar Ligi çeyrek finali maçlarını, hatta oynayabilirsek, çıkarsak şayet yarı final maçlarında oynayacağız. Bir iki videoya finalimizi bitirteceğiz. Kariyer finalini e, yapacağız. Sakatlıklar var, cezalar var, kadrolar sıkıntılı. Biraz kura şansımızın yanımızda olmasını lazım. Chelsea turu bizim için iyi ama. Evet, bitiriyorum o zaman. Hoşça kalın ve Futbol Manager 2023'te kalın diyorum.